düşündüm. Nuru Kur'an ile gördüm ki, Kur'an'ın nuru ile gördüm ki, hem benim hem herkes için şu dünya muakkat bir ticaretgâhtır. Ya Kur'an'ın nuru ile gördüm ki, hem benim için hem herkes için bu dünya geçici bir ticaret yeridir. Ya burada iyi alışveriş yapmak lazım. Ya şimdi fırsat fırsat değil mi? Yarın bu elimizde bu fırsat olur mu olmaz mı? Yüksel abi belli olmaz yani. Ya bu sene olup da bugün olup da şu anda aramızda olmayan ne insanlar var değil mi? Şimdi desek ki o insanlara, yani eğer yaşamış olsa veya öyle hasta insanlar var, yatalak değil mi? Şeyini bekliyor yani son anlarını. Yeniden sağlığına kavuşsa diyecek ki ah diyecek, vaktimi diyecek, boş harcamışım ben. Yazık diyecek, keşke diyecek, ahirete yatırım yapsaydım yani. Çünkü bekaya müteveccih olan diyor, bekanın cilvesine mazhar olur diyor. Bak, Allah'a müteveccih olmak lazım. Cenab-ı Hakk'a yönelmek lazım. Oradan ne alıyorsun? Ebediyet alıyorsun. Ebeden namzet oluyorsun. Ama fenaya, faniye müteveccih olursan sen de fani olup kaybolup gidersin yani. Ama bekaya bak. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedidir diyorsun. Bekaya müteveccih ol. Ondan nur al ki sönmeyesin diyor. Bak şimdi. Daimi bir zatın zikrine devam et ki sen de daimi olasın. Ondan nur al ki sönmeyesin diyor. Allah Allah. Mesnevi Nuriye de söylüyor. Daimi bir zat kim abi? Allah. Daimi. Bak ezeli ve ebedi. Ne başı var ne sonu var. Bizim başımız da belli, sonumuz da belli değil mi? Doğum tarihimiz, öyle ölüm vaktimiz belli de biz bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi. Ona müteveccih ol, ondan nur al ki sen de ebediyete mazhar olasın. E böyle bir fırsat var ya. Ona ebediyete mazhar olmak demek de Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde bu dünyadan imanla gitmek demektir. İmanla gidersen, Cenab-ı Hak son nefeste imanla gidersek ebediyete mazhar olacağımıza dair Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde ve Risale-i Nur'da bize ne yapmış? Haber vermiş ya. Ya.